Bayağı uzun boylular var bu sene. Genel esmer. Bakalım göreceğiz. Kimler kimleri karşılaşacak, neler yaşanacak. Mert Kılıç geliyor efendim. Merhabalar, ben Mert Kılıç. 26 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum ve modellik yapıyorum. Beni tamamlayan birisini arıyorum. Kısıtlanmaktan hiç hoşlanmam. Çok ilişkim oldu, aşkı bulamadım. Buraya bulmaya geldim. Hoş geldin. Teşekkürler. Az sonra şuradan F-16 ile gidecek misin gibi bir giriş oldu. Seni şuraya yerine alayım. Tabii. Nasılsın? Teşekkürler siz. Teşekkürler. Heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. Heyecanlısın. Peki kısmetse olur da beklentin ne? Aslında buraya günlük yaşantının dış etkenlerinden uzak bir ilişki yaşamaya geldim. Mesela burada farklı ne olacak? Sence? Yani aslında burada birçok şeyden uzak olacağız günlük yaşantımızdan. Daha iç içe olacağız, daha beraber olacağız, daha birçok şeyi paylaşabiliyor olacağız. Daha az sır olacak. Hani birçok şey daha ortada olacağı için daha güzel bir ilişki yaşayabileceğini düşünüyorum. Peki. Bununla ilgili sıkıntıları mı var? Bir güven problemi mi hissediyorum ben acaba? Hani daha az sır olacak deyince. Yani aslında. Yaşanmışlıklara şöyle bir dönersek bir sıkıntı mı var orada? Yani zaman zaman yaşandı, zaman zaman yaşanmadı. Her ilişkim için tabii ki de bunu böyle söyleyemem. Ama yaşanmış ve travmalı bir takım bir şeyler var galiba. Mutlaka oldu. Hepimizde vardır mutlaka. Canım yani. İlişki dediğin canını yakacak ki değil mi? Oradan bir yakmasa da tabii tercih ederiz ama yani. Öğrenmek için biraz canımızın yanması gerekiyor. Öğrenmek, niye öğrenmeliyiz? O da ilişki içerisinde kendimizi görmek, hatalarımızı anlayabilmek için öğrenmeliyiz. Onlar da bize öğretmen olarak geliyorlar aslında. Kesinlikle. Canımızı yakmaya gelen. Bir sonrakinde asla öyle birini seçmiyoruz mesela. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Onlar bize tecrübe katıyor. Yaptığımız hataları da tekrar etmiyoruz. Peki en son ilişkinde mi böyle aldatılma mı var, bir şey mi var? Yok, hayır. En son ilişkinde sadece anlaşamadık. Bir noktadan sonra iletişimimiz koptu. Ve unutamadığın biri var mı? Yok, hayır. Yok. Ama tabii ki de bakmış olduğunuz zaman ilişkilerde hani iyisiyle kötüsüyle mutlaka değerli insanlar oldu. Ama unutamamazlık değil. Değil. Kolay mesela ayrıldığın bir kız arkadaşınla görüşmeye devam eder misin? Yani ilişkiden sonra arkadaşlık çok uzun sürmüyor zaten. Olmuyor. İnanmıyorsun yani, tabii, öyle tabii, bir tabii. şey. Peki. Daha modern, daha geleneksel ne bileyim hani davulla zurnayla kızı evden almaklar falan mutlaka olmalı gibi bir şey var mı? Yok, hani hormon tepeliğin gibi öyle bir şey yok. Tamam, modern bir insanım. Yani tercihin evlilik olsa böyle şeyler olur diyorsun. Kesinlikle, modern. Peki, ben orada sanki bir karşılık var gibi, bunları soruyorum sanki bir karşılığı bulmuşum gibi geldi de o yüzden soruyorum. Tamam. Güzel, spor yapıyorsun, evet, belli spor. Yani fizikten belli. Teşekkür ederim. Mesleğin mi bu? Aslında modellik yapıyorum. Modellik yapıyorsun. Mesleğim modellik yapmak. Sporla da çok ufak yaşta tanıştım ve farklı branşlarda spor yaptım, çeşit çeşit. Şu an hala da yapmaya devam ediyorum. Yani peki, güzel. Hareket etmek iyidir. İnşallah aynı kas kitlesini koruyabilirsin. Burada çok büyük sıkıntı olduğunu biliyorum. Başarılar diliyorum. Çok bol teşekkür şans ederim. Diliyorum. Çok sağ olun. Evine yerleşebilirsin. Teşekkürler. Dostum, basketbol oynuyor musun? Oynadım. Haberdasın. İyi, senden ne? İyi, ben de. Herli. Olsun, canım sağ olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Batu. Mert, memnun oldum. Hoş geldin Burak, Oğuz ben. Memnun oldum. Memnun oldum. Buradan yemin ediyorum savaşa gidecekmişsin maşallah. Buradan F-16 ile geçecek dedi ya zaten. Aynen aynen. Uçağı uçuracağız mı? Geldi. Seninki. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Ben. Nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi hoş geldin. Gördüğün gibiyiz ama fark edebilecek misin nasıl olduğumuzu bilmiyorum. Şu anda bir manzara var karşında. 3 dakikan var. Tamam. 3 dakika içerisinde önce kendini anlatacaksın, evet. Sonra sorulara cevap vereceksin. Ve şu an başladık. Sen de burada bulunduğun süreyi iyi değerlendir. Göz kontağımı kurarsın artık yani. Kendini ifade edersin. Süren başlar. Tamam, o zaman hızlı bir şekilde başlayayım. Mert Kılıç, 26 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Modellik yapıyorum. Onun dışında sorulacak soru varsa Burcun sorabilirsiniz. Ne? İkizler ve Aslan. Yükselim Aslan. Nerelisin? İstanbul. Ben aynı. İkizler ve Bilmiyorum. Aslan. Ben de İkizler ve Aslan da yükselenim. Onu söyledim aynı diye. İkizler, Aslan. Bir kadınla aradığın için özellik ne?
Kesinlikle uyum sağlayabilmem gerekir. İletişim becerimizin kuvvetli olması gerekir. Sonuncusu. Sen ne aradığını bileceksin. Aynı zamanda gerçekten eğlenebileceğim birisi arıyorum. Yani saçmalayabilmeliyim, çocuklaşabilmeliyim. Hani ciddiye zaman ciddiye, çocukluk zaman çocukluk diyebilirim. Hayvan sever misin? Evet, köpeğim var. 11 yaşında. Çok iyi. Teşekkür ederim. Kendinize en sevdiğin huy? Özgür olmak diyebilirim. Hani biraz daha dik kafalı demeyeyim de. Daha böyle istediğim şeyleri yapmaya özen gösteririm. Sevmediğin huyum ne? En sevmediğin, öz eleştiri olabilir. Bazen disiplinsiz olabiliyorum. En uzun ilişkin ne kadar zaman sürdü? 6 ay. Neden ayrıldın? Neden ayrıldınız? Çünkü zaten o 6 aylık süreç zor bir süreçti gerçekten. Yani pek ilerletebildiğimiz bir süreç değildi. Yıpranmış bir süreç vardı ve o yüzden de bitirdik ilişkiyi. Boyun uzun sanırım. Boyun kaç bu arada? 1.90. Maşallah. Hem görüşte aşk inanır mısın? Efendim? Hem görüşte aşk inanır mısın? İlk görüşte aşk başıma gelmedi ama neden olmasın? Yani evet inanırım. Peki. Fiziksel olarak nasıl kadınlardan hoşlanıyorsun? Evet. Belli bir sıfatı var mı? Yani? Hareketli bir insanımdır. O yüzden ilişki geçeceğim kişinin de hareketli olması gerekir. Tercihen görüntü olarak? Yani... Saç mesela? Yani zayıf mı, kilolu mu, uzun mu, kısa mı? Esmer mi, saçın mı? Renkli gözlü mü yoksa hepsini herhangi arka bir gözlü mü? Evet, yani tamam, o zaman şöyle başlayayım. Yani asla bir ön yargım yoktur. Bu tamam biraz enerjiyle alakalı bir şeydir. Hani ki baktığınız zaman zaten hepiniz harika gözüküyorsunuz birbirinizden. Yuvarlama gidersiniz. Yuvarlama lafları 10 saniye hadi. Son 10 saniye. Tamam, beyaz ten evet. İyidir. Renkli gözlü sarışın. Saç. Renkli gözlü sarışın. Evet. Sen bayağı, sen bana önce ben seninle cevaplamış oldum. Ben istediğimi aldım. Esmer ten. Tamam. Kumral. Tamam. Hepsine istiyor. Çok kararsız kaldım. Çok güzel bir noktada bıraktık. Karıştırma bence. Tamam. Peki. Sen de böyle bir göz alıcı, ya alıcı gözle bir bak. Sonra yavaş yavaş seninle vedalaşalım. Tamam. Teşekkür ederim. Çok yavaş kalkıyor. Evet. Hanımlar hoşça kalın. Güle güle. Teşekkür ederiz. Sen yakaladım. Bakıyor hala. Sen Melis'cim seni de verdik. Ay ne kadar zor. Ne oldu? Bu kadar kameraların karşısında iletişim kurmak böyle hani o elektriğin olmasa ay çok zormuş. Ter attım. Ellim ayağım uyuştu. Aa buradan oraya mı ışınlandı enerji? Şey yakaladı tamam. Leyla yakaladı ne Leyla. Çok gerdi beni. Aa, Leyla'nın yakaladığı bak bakmasını evet biliyorsun. Evet bay bay birincisi değişimler. Renk saç rengi gözleri ben bunu Tati için evet. Sordum merak evet. Ettim o. Çünkü Tati'ye çok bakıyordu ve birbirlerini aşırı derecede tip olarak tabii. Yakıştırdım ben çok uygunlar birbirlerine çoraplı bu muydu evet çok yakışıyorlar görüşte aşkım ve o yüzden sordum. Bir sarışın sormadı. Renkli gözlü sordum bir soru sor evet. O da hani dikkat çekmemek için sordu yalanla. Hayır, evet zaman. Dedi. Sonra tam o tarafa bakıp hani esmerleri de saymaya yani çalışıyordu ya. Yavaş yavaş kalkarak. Şuradan da el salladı bu tarafı da sana değil mi? Yüze de boncuk aldı. Hemencik yakaladım. Düşürme yüzünü. Kadının gücü. Bence biraz daha sen senden tarafa gibi geldi. Beğendin mi? Bir saniye. Sen ne hissediyorsun Tatyana? Moralim bozuk şu an. Neden? Benim moralim bozuk. Daha bu ilk izlenim ya. Daha sonra evet. Edeceksiniz. Peki ben bir soru sorayım. O da çok rahat kendini ifade edemedi şu anda aslında. Evet, ben evet, orada evet, ilk eve girdiğimde evet. Çok daha rahat konuşuyordu. Heyecanlılar normal.